Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla Arabesk. Herkese merhaba. Merhabalar, merhabalar. Öncelikle kimse kusura bakmasın, hafta sonu gene şeydimiz vardı. Aynen öyle. Program yapamadık. Nasıl yaparım abi? Bu kadar insan olmuş. Dürerim mi? Abi, pozitif bakmak lazım gerçekten abi. Ama Danilo, bir yandan da hayat devam ediyor. Aynen öyle, aynen öyle. Eğer durursak onların istediği olur. Aynen öyle, bravo. Yaşam devam. Ve biz de böyle bir fırsat da vermiyoruz. Evet abi, birlik olmak lazım. Yani ne diyeyim, bak ben Fransızım, İtalyan, Laz, Kürt, Türk, ne fark eder abi? Ha? Ne fark eder? Abi hiçbir şey, dünya bir tane. Dünya bir tane, evet. Evet. Yaşan bir tane. Bir tane. Değil mi? Bir daha genç olmayacağım, değil mi? Aynen öyle. Patlatıyor herif. Niye oğlum yani, niye? Ölüyorsun gidiyorsun. Öldürüyorsun. Ha? Bir daha o yaşam yok. Yok, yok. Gerçekten. Değil mi? Neyse abi. Hadi başlayalım. Başlayalım, evet. Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla Arabesk. Danilo'cum. Konuşamadım. Haftasını ne yaptın? Sana sürpriz yaptım. Ne yaptın lan? Köpek, köpek aldı. Aa deme. Vallahi. Vallahi gerçekten. Ne cinsin? Pamukkale değil ya şey. Pomeryan, pardon. Küçük beyaz falan. Çok güzel ya. Evet ya. İsim nedir? Leo. Aslan demek yani. Kele küçük gecik. Ve Murat tabi var ya. Öğrendi ben. Şey ya, köpek aldı. Hemen o da aldı. Hadi kardeşi be. Murat tabi aldı. Hadi be. Abi şey bak. Şey bu. Ben eskiden zaten köpek vardır yani. Evet. Biliyorum çok güzel yani. Ben büyüdüğü köpekle beraber yani çok güzel yani gerçekten. Benim oğlum çok istedi. Hadi be. Baba lütfen köpek alalım, kedi alalım, köpek alalım, kedi alalım. Ben aslında şey almak istemedi ilk ya. Çünkü şey dedi sonra kim bakar? Evet. Dur. Ama o çok tatlı ya. Ya çok tatlı evet. Eşim de bana bir sürpriz yaptı. Güzel olmuş. Öyle bir şey. Ola ne yaptı? Abi. Sevindin mi? Sorma abi. Alıyor elinde tamam. Küçük mü? Küçük bebek mi? Abi 400 gram abi. Hadi 400 be. 400 gram evet. Çok tatlı. Abi elinde alıyor tamam ve böyle bir bütün eve geziyor. Baba bak köpek var köpek. Sonra şey yemek veriyor, su veriyor. Hadi be. Şey gibi ama oyun gibi davranıyor ya. 400 gram ya. 400 gram evet. Bu ne ya? Abi köpek seven var ya, insan sever ya. Tabii ki. Valla de. Çok önemli. Aynen öyle, kabul ediyorum. Ve abi bak. En güzel arkadaş. Kesinlikle ve 400 gram ya. Adam şey veteriner şey dedi. Ne dedi? Sofa üzerinde yani koltuk üzerinde ve yatak üzerinde. Evet. Yasak. Düşer diye. Çünkü tabii ki de. Çünkü düşünce hemen kemik kırılır. O kadar küçük yani. O kadar küçük, o yasakladılar yani. Abi şaka gibi bir köpek abi ya. Aa güzel güzel. Vara getir bazen. Tabii gidin. Oynarız burada. Bir ay sonra. Bir ay çıkmıyor bir ay sonra. Sana zaten şey haberin olsun Paskacığım. Ben eşimle beraber dışarı gidince. Bana gönder. Sana göndereceğim. Tamam. Anlaştık. Sonra gidiyorum Paskal Sosyal Medya'dan köpekle beraber disko götür yani. Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla Arabesk. Alo. Pronto. Alo. Merhaba Pascal. Merhaba, ne haber baba, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Beklettik seni. Kusura bakma ya, tamam mı baba? Tamam, önemli değil, rica ederim. Nereden arıyorsun baba? Giresun baba. Vay be, hemşehir. Danilo. Baba, ismi nedir abi? Danilo Toprağım benim. Vay kanka, senin ismi nedir? Tolga. Tolga abi. Giresun Tolga. Nereli? Merkez. Vay, Giresun merkez, kafa göre herkes. Ben Bulancak. Sen biliyorsun zaten Bulancak. Biliyorum başkan, biliyorum. Bulancak mı? Fransa'ya yakın. Bulancak. Abi nasıl orada hava durumu? Soğuk mu? Hava soğuk ya. Kar daha gelmedi ama değil mi? Kar geldi gitti. Geldi gitti. Fazla yağmur. Ha tutmadı yani. Yok yok, çok iyi. Baba sen ne iş yapıyorsun? Ben her türlü iş yapıyorum abi. Aa, en sevdiğim birisi. Evet, ne demek o ya her türlü? Güller de yaşıyor, güller de yaşıyor yani. Bir gün ne varsa o da yaparız. Evet, aynen öyle. Hadi fındık toplayalım. Ondan sonra şey yapalım. Değil mi? Abi ne olursa. Vay be, adamsın. Her türlü, ekmek her parası türlü karanlık işleri. Zaten senin ses genç, kaç yaşındasın? 30. Aa 30 daha zaten. Vay ne bekliyorsun baba? Abi ben şey zannettim 21-22, senin ses çok genç geliyor. Sesim öyle abi yani. Ama evli değil yani bekliyorum. Değil mi? Bekersin. Maalesef evliyim abi ya. Nasıl maalesef ya? Allah Allah. Evliyim abi. Olmuyor abi ya. Nasıl olmuyor?
Evliyiz abi. Mutlu değil misin? Mutluyum. Mutluyum da abi. O zaman... Güzel de. Güzel de abi, çok uzun sürüyor evlilik ya. Bitmiyor. Nasıl yani? Oğlum ne demek ya? Bitmiyor abi. Ki. Sözleşme yapmamız gerekiyor. Aslında da yapmadık. Sen bir daha şey evlen. Bitmesi lazım. Süreli evlen. Kontrat yap. Nasıl? Süreli evlen. Bir süreli, daha aynen. Kontrat, ha? Kontrat yapmak lazım. 5 sene. 2 sene, sene sonra. 5 sene sonra değiştireceğim. Ama uzat uzat. Senin için doğru bir evlilik donu mu şey? Kaç sene olması lazım? Abi hiç olmasa daha iyi ama illaki olacaksa 4 sene. 4 sene. Yeter ya. 4 seneden sonra bitti. Çocuk var mı? Aynen. Çocuk var abi. Oğlum var 2 yaşında. Ya. Maşallah. Çocuk da var oğlum. Hiçbir şey yapamazsın. Var. Otur evinde. Elimde niye? Aynen, delikanlı ol. Öyle abi, Allah'ın izniyle. Şimdi baba hemen soru soruyorum. Bak sen toprakım kolay yani. Kolay olsun abi. Tabii ya. Ki de. Tabii ki de. Bu kolay, çok çok basit. Bak. Kaliforniya'dan, Kaliforniya biliyorsun Amerika'dan, ABD. Kaliforniya'dan 113 yıldır bölündü itfaiye merkezinde bozulmadan kullanılan aşırılık adı verilen eşya nedir? A. Alarm. B. Alarm zili, pardon. B. Ampul. C. Klima. D. Sat. Abi nereden bileceğim ben onu ya? Sözün sürüye bak abi. Sağ olacaksın abi ya. Sen bütün gün evde oturuyorsun. Belki internet üzerinde verileri falan filan okuyacak. Ya. Bak kardeşim, bir alet var. Ha. 110 yıl bozulmamış. Ne o? Evet abi. Bak klima olur mu? Ampuldür abi, ne olur. Bak, eyvallah. Aferin canım, açalım mı? Böyle direkt adam bu. Giresunlu bu işte. Direkt abi. Aç abi. Açayım mı? Ve doğru cevabı. Ampul. Bravo. Bravo kardeşim. Ampul mü? Vay be. Ampul abi. 110 sene doğru maşallah. Mu? Evet evet, doğru doğru baba. 113 sene mi? 110 sene. Ampul abi, bizimkiler bir haftada bozuluyor. Evet. Ama abi. Voltajdan. Ama bir niye var abi? Burada bir niye var abi? Çünkü Kaliforniya'da sürekli güneş var ya. Açmıyorlar ki zaten abi. Gece? Gece orada şey. İtfaiye Kaliforniya'da gece çalışamıyorlar. Sallama. Hadi. Şimdi. İkinci sorun baba. Bak bu daha kolay. Ama biraz, ama biraz zor. Kolay ama biraz zor. Uçaktaki... sen uçak seviyor musun? Uçuyor musun? Evet abi. Okay. Uçaktaki kuru hava, motor gürültüsü ve alçak basıncın insanlarda hangi rahatsızlığa neden olduğu saptanmıştır? Oo, bu ne soru? Bu da tat almanın azalması. Bey. Gözyaşının akmaması. C. Dengeli yürüyememe. D. Ses kısıklığı. Kolay ama biraz zor. Bu şey Kaliforniya'dan daha kolay ama zor yani. Çok iyi, bu ne ya? Dengeli yürüyememe desem yanlış olur. Evet ya, bence de yani. Tat almanın azalması diyelim abi. Hangisi? Tat almanın azalması diyelim. Valla bence bir tane daha seç. Tat almanın azalması olabilir, bir de ses kısıklığı olabilir yani. Bir tane seç. Sen hepsi olabilir dedin zaten. Abi yok yok. Tat almanın azalması. Vallahi mı? Yani. Açayım mı? Bence düşün. Düşüneyim mi? Evet. Abi girersin mi? Ne yani? baba evet, ben İtalyan tamam, sanator pil yapıyorum. Abi. Bak ışıkları tekrar okuyayım sana. Tat almanın azalması yok dedi zaten. İptal, çöp at, tamam mı? Göz yaşının akmaması, dengeli yürümeme ve ses kısıklı. Göz mü? Göz, evet göz. Göz. Hadi baba göz, ya. Göz yaşının akmaması abi. Göz yaşının akmaması abi. Bak bakayım o zaman. Açıyoruz be toprağım. Doğru cevabı. Göz yaşının akmaması. Bravo kardeşim. Bravo baba. Eyvallah abi. Çok kolay oldu. Eyvallah. Kolay bulduk. Kolay bulduk abi. Zaten herkes biliyor abi ya. Bilmeme şansımız yok ki ya. Yok yok, bravo. Öyle mi? Ha şimdi bile av atıyor şimdi. Vallahi ya. Artist mi oğlum? Yok, ne kazandık? Ne kazandık? Ne kazandık? Senin için. Taze taze 1 kilo. Giresun Fendek. 1 kilo mu? Le Petit Marseillais. Le Petit Marseillais'den. Biliyor musun Le Petit Marseillais baba? Yok abi. Duş, jeli, şampuan falan filan. Bir sürü güzel güzel şey baba. Merak etme. Öyle tamam mi? O iş bizde.
Tamam. Sıkıntı yok. Önemli olan sesinizi duymak ya. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Güzel bir hediye seçiyor, tamam mı? Lütfen eşime çok büyük bir selam gönder. Çocuk öp bizden. Giresun büyük bir selam gönderiyoruz. Bay bay kardeşim. Abi iyi yayınlar. Kolay gelsin. Sağ ol baba. Çao. Çao. Biliyorsun Giresun akşamları bir şarkı var. Anneciğim. O da mı? Ya Danilo. Sen en akşamlarısın. Gündüz ne yapıyorsun? Tamam tamam. Değiştirelim o zaman. Değiştirelim. Pascal Numa ve Danilo Zanlay'la Arabes. Ya Danilo, geçen hafta var ya. Kar dedin. Ya dur. Çektiğini anladın mı? Aynen öyle abi, sorma bak şey, zaten çocuk o kadar mutlu ya. İnanamayacaksın abi, gittik top oynadık işte. Vallahi çok güzel, çok keyifli. Fakat tabii hiç tutmadı. Vallahi, bazı yerler. Ama kardeşim bir hafta önce sana diyor Pascal, yarın kar geliyor, kar geliyor. Ben aynen Kanada kar bekliyorum. Ama İstanbul'da kar aynen South Africa. Değil mi? Sefer yani. Sefer var yani. Yok ama abi, çok güzel abi, çok keyifli. Ama daha yaz. Bence de. Ben aslında büyük birisi daha bekliyorum yani. Belki. Ve haberin olsun, Kartal Tepe var ya, Kartal Tepe. Evet. Kar var yani. Tabii ki. Uru'da da öyle. Evet. Artık o zaman gidebiliriz ya, kaynak yapmak için. Ne yapmak için? Kaymak. Kaymak, kayak. Kayak. Kaymak var aşağıda. Markete git. Acıktım yani. Manda kaymağı. Sen ne yaptın bu hafta sonu Paskal'cığım? Ben ne yaptın? Bir dakika anlatma beni. Bir küçük mola sonra anlatacaksın. Tamam. Pascal Numa ve Danilo Zanlay'la Arabes. Şimdi Paskal'cığım. Efendim baba. Ne yaptın sen bu hafta sonu? Başka bir konu bağlamak istiyorum çünkü inanılmaz ilginç bir haber. Abi. Ama önce sen ne yaptın beni? İki aydır fena çalışıyorum. Her gün koştum. Tamam ama beni ağla tabii, ne yaptın sen bu hafta sonra? Bu hafta dinledim abi. Bütün gün yattım. Vallahi mi? Vallahi evet. Ya ne güzelsin ha. Abi ben köpek geldi. Evet. Köpek bize bir şey, köpek bişinde bir hafta sonu yaşadık abi. Gece nerede yatıyor? Yok abi şey, gece bizim yatak veya çocuk yatak yasak. Çünkü evet. O kadar küçük ya, öldürebilirse kırılabilirsiniz. Evet, evet. O için kendi var. Kendi olan parkı var. Evet. Orada yatıyor. Bir problem olmadı. Abi okay. Köpek o kadar küçük, avlamıyor ki. Avlamıyor. Vallahi ne zaman avlıyor böyle yapıyor. Hadi be. Avlamıyor yani. Yapamıyor yani. O kadar küçük ya. Bebek. Ya yapamıyor. Vallahi gerçekten. O için biz de burada köpek takip etti. Önce veteriner gitti. Sonra yemek hangisi. Yemek ne? Normal abi köpek yemekleri yiyor. Evet. Ben normalde köpek yemekleri çok sevmiyorum. Yani dedi doktor da. Hadi bizim yemek verelim. Olur mu? Normalde olur yani, ama dedi o kadar küçük köpek uygun değil yani. Biraz sonra problem yaşabilir yani. O için özel bir mama köpek verdi. Ama bir şey diyebilir miyim? Evet. Ya oğlum çok bayıldı yani. Abi. Nasıldı surat? Abi sürekli gülüyor yani. Evet. Sürekli gülüyor, sürekli ilgileniyor. Böyle. Tabii ki de baba köpek uyuyor. Ne yapayım, kalkalım mı? O kadar ya. Güzelmiş bunda ya. Yılbaşından ne yapacaksın? Seninle beraber yanında geliyorum. Sen Fransa mı gidiyorsun, evet, değil mi? Evet. Seninle beraber geleceğim ya. Evet. Benim kız doğum günü 21 yaşında. Vallahi mi abi? Evet. Bak şöyle. Bizim 31'i 5-6 herkese doğum günü o hafta abi. Vallahi mi? Evet. O hafta izinliyim. Mikrofon sende. İdare et artık. Baba bana bırak. Ben güle güle kullanacağım. Eyvallah. Bana bak. Ama seni çok özleyeceğim ya. Müşteri kaçmasın. Kaçınma milleti. Bak garanti bir şey var Paskal'cığım. O hafta herkese ilk defa radyo program alacak yani. Vay. Senin Türkçe'yle biliyorsun, herkes zorlanıyor yani o hafta. Hadi ver ya. Delisin ya. Pascal Numa ve Danilo Zanlay'la Arabes. Şimdi Paskal'cığım, sana daha önce bahsetti ya, inanılmaz ilginç bir haber duydum. Ne? Şimdi bir tane yeni bir moda var, tamam mı? Ne modası? Dövme.
Dövme var ya, tatu. Tatu, evet. Tatu modası. Ama normal bir tatu yapmıyorlar artık. İsmi Tattoo and Work. Bir moda var. Ne yapıyorlar insanları? Çalıştık şirketleri logo dövme yapıyorlar. Nasıl yani? Mesela atıyorum bilmem mi şirketi logosu. Bak ben Metro FM'de çalışıyorum. Evet. Metro FM logosu. Tatu yapıyor. Tatu yapıyorsun. Niye? Çünkü manyak ya. İşten kovulursan? Öyle bu bir yeni moda abi. Ne bu da abi, ya? Ben bilmiyorum ki, beğenmiyorum. Onlar da yapıyorlar yani. Abi şimdi çalışıyorsun, sonra kovuldun. Rakip bir firmaya gittin. Ne yapacağız? Şey yapıyorsun, eskilerde gibi İtalyanları var ya. İtalyan şey, Apistanya'dan insanları, öyle bir eski sevgilisi ismi var abi. Her sevgili üzerinde bir çizgi yapıyorlar ve yeni sevgili yazıyorlar. Hadi be. Bizim vücut reklam tabelesi. Abi ne bileyim ki, manyaklar da abi. Amerika'da böyle bir moda var abi. Bütün çok şey, logolar yapıyorlar. Bilmiyorum, belki para alıyorlar şirketinden. Belki bir para alıyorlar, bir şey alıyorlar. Ya Japonya'da var öyle belki. Ağrına var ya, yazıyor logoyu. Bir hafta öyle dolaşıyor. Düşünsene, metro, otobüs, devamlı oturuyor. Öyle dolaşıyor. Ama gerçek mi yoksa şey, fake olarak? Yok, gerçek. Para veriyorlar. Otur Paskal'cığım, sana güzel bir Metro FM logo yapayım mı, tamam mı? Tamam. Sana ara beni logo yapayım. Tamam. Yok yok, beni yüzü, evet. Benim yüzü deme yapayım sana. Burası. Tamam. Danilo. Paskal Numa ve Danilo Zanna'yla ara beni. Alo. Pronto. Alo. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Buyurun, nasılsınız? Siz aradınız. Teşekkürler, ben iyiyim. Siz nasılsınız? İyi. Sizin ismi öğrenebilir miyim acaba? Aysun Hanım ben. Aysun Hanım, nasılsınız? Teşekkürler. Umarım siz de iyisiniz. Biz de süper. Teşekkür ederim. Nereden arıyorsunuz? İstanbul. İstanbul'da. Oo, süper. Neresinden? İstanbul'da. Bahçelievler. Vay be. Ne iş yapıyorsunuz? Tercümanlık. Lütfen. Lütfen siz buraya gelin o zaman. Çünkü Pascal alamıyoruz ya, alamıyoruz. Evet. Anlamıyorsunuz neden? Gayet iyi konuşuyor. Sağ ol, biliyorum. Çok iyi konuşuyorum, biliyorum. Teşekkür ederim. Danilo'dan bahsediyor, Pascal'den değil ya. Hangi dilde tercüman? Rusça. Rus mu? Spasiba. Nazdarov ya. Zdravutya. Kakashka. Ya işte. Orada mı doğdunuz? Nasıl evet. Biliyorsun? Ya siz Rus köken. Rus köken. Evet, ana dilim. Vay, köken dedi ya. Türkiye'de kaç senedir burada? Yani Türkiye'de yaşıyorum ama normalde yabancıyım. Tamam da kaç senedir Türkiye'de yaşıyorsunuz? Kaç yıl? 15. Pardon, kusura bakma. Pascal Türkçe dediği gibi biraz kırık ya. Evet. Hanımefendim bile tercüme yapıyor ve bile seni anlamıyor Pascal, anladın mı? Ya yalnız. Aysun Hanım. Yok ben duyamadım, o yüzden anlamadım. Yoksa teşekkür ederim. Çünkü çok samimi. Çok iyi, Türkçeniz çok iyi. Çok samimi bir kadın Aysun yani. Aysun Hanım, baksanıza. Türkiye'deyiz. Bir İtalyan, bir Fransız, bir de Rus. Oh, program yapıyoruz. Ama Aysun Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Ama gerçekten sizi yabancı olarak soruyorum ya. Biz zaten ben Pascal hep söylüyoruz. Ama gerçekten Türkiye yaşamak için inanılmaz güzel bir yerde, değil mi? Tabii. Evet, tabii evet, ki. Evet. Tabii ki. Bir de şiddet özellikle olmasa... İstanbul'u ben çok seviyorum. Ben de. Biz de. Vallahi ben çok yerde seviyorum ya, sadece İstanbul değil ya. Mesela Giresun gibi yani. O kırmık. Yani tabii ki Türkiye'nin her tarafı çok güzel. Evet. Tabii ki de yani. Şimdi evli misiniz? Siz çocuk var mı? Ama sizin ses çok evli genç yani. Evli değilim ama çocuğum var. Kaç yaşında? 25. Ooo, 25. Ne? Aysun Hanım. Efendim? Yaş kaç ya? Yani. Ama ses çok genç, evet, gerçekten. Valla çok genç. Teşekkür ediyorum. O zaman siz bir çocuk yok, siz bir adam var yani. Evet öyle yani. Ama bir adam var. Ama o burada mı? Türkiye'de yok, mi yaşıyor? Yurt dışında. Nerede? Yurt dışında. Okay. Şimdi çalışıyor, kendi hayatını yaşıyor. Güzel, süper. Güzel. Hazır mısınız? Evet, buyurun. Hemen soru soruyorum. Polonya'dan çocuklara sevgi gösteren, yardımda bulunan yetişiklere çocukları tarafından verilen uluslararası ödülün adı nedir? Ne? Bak, Polonya'dan bir tane çocuk sevgi gösteren
Çocuklara. Çocuklara sevgi gösteren bir uluslararası odulum veriyorlar. Bu odul adı nedir? Aa! Gülümseme nişanı. B. Öpücük nişanı. C. Göz kırpma nişanı. D. Şeker nişanı. A şıkkı olabilir. Tamam. Bilmem. Tabii ki de. Açalım mı? Tamam açarsın. Açalım. Açıyoruz. Ve tebrik ediyorum çünkü doğru cevabı. A. Gülümseme nişanı. Bravo. Bravo. Başlayalım. Süpersiniz ha. Vallahi süper. Şimdi. Bir haberin olsun. Şey hanımefendi doğru cevap verdi. Çünkü ben doğru anlattı soruları. Evet, haberin evet. olsun. Tabii. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi ikinci bak. Bizde şey hep 3 tane yabancı ya. Hepsi yabancı ile sorunları soracağım yani. Tonight'dan geçen tün anlamı nedir? A. Güneş. B. Gece. D. C. Sabah. D. Göz. Ya tünayden bir kelime var. Siz hiç kullandınız mı tünayden? Evet, evet. Ha bu tünayden anlamı nedir yani? Tün. Son galiba. Ben ama... sizi bir yardım ediyorum. Bir yardım edeceğim. Evet. Bu son yaşık var ya. Evet. Siz dediniz. Bak bu çöp atalım. Bu yok yani. Bu yanlış yani. Direkt. Sabah, yardım gece... etmek için güneş, gece ve sabah. Mesela biliyorsunuz mesela günaydın değil mi? Sabah hı-hı. söylüyoruz yani gün. Çünkü şey gün başlıyor günaydın yani. Ama bu tünaydın yani. O zaman günaydın sabah tünaydın acaba ne olacak? Ya günaydın sabah tünaydın güneş. Sabah herhalde. Güneş gece ve sabah. Ama günaydın sabah. Günaydın sabah. Sabah günaydın. Ama biz bu tünaydın. After, sabah sabahdan sonra. Güneş gece ve sabah. Güneş galiba. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Siz söyleyin bir tane attım. Ben açalım. Emin misin? Tamam. Attım yani. Hangisi dediniz siz? Güneş mi? Güneş olsun. Bir düşünün tekrar. Evet tabii. Yok yok. Çok izinsiz. Evet. Bak güneş. Gece ve sabah. Ve sabah. Ve gece. Gece. Sabah. Bir dakika. Bir gece. Düşüneyim ben. Bir buyurun. Düşüneyim. Buyurun. Evet. Bir düşün. Biz burada ya, bir çay içiyoruz. Tamam aslında tamam. Gece mi? Gece. Bence de gece. Açalım. Aç baba aç. Ve doğru cevabı gece. Bravo. Tebrik ediyorum. O zaman sizin için inanılmaz özel bir hediye verelim. Siz bir hanımefendim. Özellikle evet. Le Petit Marseille. Le Petit Marseille. Le Petit Marseille'den evet. Çok güzel bir kutusu hediye gelecek. İçinde bir şampu sürü... falan, deodorant filan. Evet, her şey evet. Güzel marka, güzel. Süper şeyler. Süper duş bence, şeyleri. Çok güzel. Evet. Bayılacaksınız. Mesela bize Pascal verdi, bayıldı yani. Evet. Ben evet. Kullanıyorum. Düş lan bayıldı zaten. Tam bayıldı. Aradı Pascal çok iyi kokuyor. Tamam. Çok iyi kokuyor. Hadi bakalım. Sizi çok teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ediyoruz. Aradığınız için çok teşekkür ediyorum. Size mesaj göndermek için çok teşekkür ediyoruz. Dinlemek için ben teşekkür ediyoruz. Ben çok seviyorum. Sağ olun. Size. Spasiba. Gülmedi. Çok güzel. Senin Rusya Türkçe gibi ya. Kırık ha. Evet. Senin spasiba. Güzel dedim ben. Aksan güzel. Onda gülmedi. Sana gülmüş. Ama şey bak. Rusya ve Almanya özellikle iki dil olarak çok mutsuz dilleri bence yani. Niye? Bir aksan olarak ya. Mutsuz ya. Allah Allah. Yok mu? Yok. Ya Pascal. Spasiba. Zdravit ya. Zindu dvragi. Ya zdre ya. Sert erkekler. Ne yapsınlar? Ondan öyle. Öyle mi diyorsun? Evet, tamam evet. Sert erkeklere olur ama düşün güzel bir kız tamam mı? Sarışını, evet. Mavi göz, güzelliği dibisine kadar geliyor. Pascal, evet. Zdravut ya. Ya yok olmaz abi yakışmıyor. Doğru. Bir şey diyeceğim baba. Efendim. Ben şimdi kalkıyorum. Nereye gidiyorsun? Sen istiyorsan devam et. Yok. Arkadaşları herkese teşekkür ediyoruz. Yarın ben olacağım. Nereye gidiyorsun? Şimdiden özür diliyorum. İki gün izin istiyorum. Dendiro burada. Oy ben kendi program yapacağım. Evet. Vay be. Vay be. Ben telefonu bağıracağım. O zaman sen bırak lütfen bak arkadaş. Bir defa ara beni yarın herkese alabilir yani. Anlatabilir yani. Anlayabilecek bir Türkçe konuşacağım. Pascal yok. Oğlum ben dinleyeceğim. Hata yaparsa düzeltirim. Ara beni.
Tamam, tamam sana, sana şey iyi yolcular diliyorum Paskal'cığım. Teşekkür ederiz. Hadi. Ama yarın Sattat'ta Metro FM ara beni buradayız. Görüşmek üzere. Ciao. Bay bay. Paskal Numa ve Danilo Zanna'yla ara bezi.